صدق سلمان قاسم استجع فرو ضيفور كي بعد زبل حسن شد علي يوسف اسكنجور زي عبد الخالق قامد عارف محمود رابه را كزي شنشد دياري ما وراء النهر كهيطور حبيب الله. Benim ismim Rıfat Güneş. 1947 doğumluyum. Ahi pirima kizi şar aşk. Ünye'nin Esenkale köyünde Sobiler mahallesinden doğdum. Anamın ismi Emine, babamın ismi Sait. Bize lakab olarak, sobu olarak da derler. Dedelerimiz de onbaşı oğulları derler. Ezişanuhu beten viridi yari rubi şüdü memur. 74 yaşıma 22 gün oldu gireli. 33 sene 3 ay 10 gün imamlık yaptım. 2001'de emekliye ayrıldım. Allah sıhhatimizi afiyet devam eylesin inşallah. Hafız Muhammed hadimi piran hayatıydı hadis Kur'an. Pirimiz hakkıdan ferman tarikat raseza mebrur. Hacı Dursun Şeyh Aybastı bir fermanı Hafız Özcan. Mesrur oldu cümle ihvan, ez huda ber cihan mensur. Annem de bu köylü, babam da zaten bu köylü. Babasının ismi Mehmet, annesinin ismini bilemiyorum. Allah rahmet eylesin. Annem de işte 1974'te Temmuz ayında vefat etti. Babam da 69'un 2. ayın 11. günü de babam vefat etti. Allah-u Teala rahmet eylesin onlara. Mekanını cennet eylesin. Biz 5 kardeş, 2 oğlan, 3 kız. Babam marangozlu ev yapardı, ahşap. Bu evi mesela babam yaptı. 1952'de yaptı. Terzi'de Valüs de vardı. Valüs'teyi belki duymuşsundur, tanımazsan duymuşsundur. O da dayısının oğluydu. Onunla beraber ustalık yapıyorlar. Dayısı da ustaydı zaten. Bende 7 tane. 4 oğlan, 3 kız. 3 tanesi İstanbul'da, 3 tanesi Ünye'de, birisi de Fas'ta imam. Torun 16 tane var elhamdülillah. Bir de yolda gelecek var, 17'ye başlıyor yani. Bende gelinmişti, kızmıştı, oğlanmıştı, torunmuştu. Hiç ayrım yapmam. Hepsine aynı bakarım. Hiç böyle ayrım düşünmem yani. Gönlümden dahi geçmez. Çarşamba'ya Ali Osman Hoca vardı. Oraya okumaya gittik. Araçla bir iki sene orada okudu. Bundan sonra orası kapandı gibi Rize'ye gittim. Rize'de okudum birkaç sene. Kağıdım çıktı. Askere gittim. Asker dönüşü geldim. Okullara devam ettim. Hiç evde de pek kalamadım. Samsun'da oda tutardık. Orada kalırdık. Sınavlara girerdik. Görev aldık. Gittik köylerinde. Kaç sene orada burada kaldık. İşte 3-5 sene burada bir köyde kaldım. Emekli oluncaya kadar. Daha önceleri medreselerde okudum, Arapça okudum. 5-6 sene falan da Arapça okudum. Okul hayatım askere gittim. Geriden dönüşümde okula dışarıdan İmam Hatip Okulu'na, Samsun'a müracaat ettim. 3 yıllık okulu 2 senede bitirdim. Ondan sonra görev aldım. Görev aldıktan sonra bir 2 sene falan görev yaptıktan sonra tekrar İmam Hatip Lisesi'ne, lise kısmına müracaat ettim. Allah nasip etti. 2.20'ye sınavlara İmam Hatip Lisesi diplomasını da aldım. Allah bunları nasip etti işte bize. İmamlık Ünye'ye bağlı İkizce'de şimdi Derebaşı köyü. Orada 3 sene kaldım. Oradan Şenyurt Merkez Mahallesi, Taklı Mahallesi'ne geldim. 13 sene de orada kaldım. Emekliliğim yaklaştığı zaman kendi mahalleme geldim. 6 sene, 7 sene falan da imamlığı orada yaptım. Ondan sonra emekli oldum. Ben mesela Şenyurt'a 79'da geldiği zaman da o zaman sağ sol meselesi başladı. Sonra dev yol, dev sol bilmem ne. Yok sağcıymış, yok solcuymış, o ona karşı, o ona karşı. Mesela Hozan'ın tam böyle civciv olduğu zamanda, Hozan yani gecenin saat birine, ikisine kadar kahvesi, mavesi adamdan, insandan geçirmezdi. Fas'a bastırıyordu Ünye toprağı ya, orası sanki sağcıymış falan. Aslında ikisi de doğru bir şey değil ya. Bir sınır meselesi olsa veyahut da bir başka bir meselesi olsa
bunu sağa sola getirip adamı ya dövdürürlerdi, ya soydururlardı, ya bir şeyler oluyordu yani. Ne oldu şimdi? Ben mesela o zamanın solcusuyla o zamanın sağcısı diyelim, gençler birbirlerine kırdırdılar ama şimdi Golgola sokakta, caddede geziyorlar aynı insanlar. Demek ki bir başka dış güçlerin bir oyunuydu. Sizin Şenyurt'a geldiğimde Terzi'de bir şey vardı, Markil derlerdi. Markil'in hanımı vardı. O dedi, sen dedi benim düğünümde kırklıydın dedi bana. Anan dedi benim düğünüme gelemedi dedi. Tam 33 yaşındasın dedi bana. Sene 79. 79'a 33 yaşındaydı. Şimdiki gençlik böyle hoca gidip okuyacağım, edeceğim derdi yok. Telefonu eline aldın mı sabahtan gecenin yarısına kadar telefon. Yani söylüyor da bu bilim adamları da söylüyor. Bu insanların, bu çocuklara bunun eline vermeyin. Yok beyine zarar getirir, kalbe zarar getirir dinliyor. Ama dinleyen yok ki. Çocuğun eline telefonu vermesen daha susturamıyorsun. Akşama kadar çocuk bağırıyor telefon diye. Ama telefonu eline ver tamam. Başka bir şey yok. Mesela evde canı sıkılan veyahut da çocuğuna bahşedemeyen ana baba, yor doğru camiye git, hocaya git, okumaya git. Çocuğu okumuyor ya, orada gezerdi. Mesela hiç unutmam. Bunlar ufak, küçük. Şimdi görsem tanımam. Okumaya gelmiyorlar. Ama çocuklar caminin yanında kalabalık olduğu için caminin içeride girmiyorlar. Onlar da yola kadar geliyor, çocuklara seyrediyorlar. Oralarda oynuyorlar. Şimdi bu bazen gelir diyor, bazen 3-4 gün gelmez de öbürleri geliyor diyor şeyler falan. Hanlar nerede? Gelmiyor hocam. Niye? Gelmiyor. Bakıyorum şimdi caminden pencereden arkadaşlar bakarak bakıyorum. Oynamaya geliyor ama okumaya gelmiyor. Şimdi caminin yanına yaklaştığı zaman da fıraklı şey vardı pirketten. Oraya o geliyor, oradan eyle Paşa Recep tarafına geçiyor. Bakıyorum ben görüyorum onu. Ondan sonra biraz o taraflarda oynuyor. Ondan sonra eyle Hozan tarafına geri geçiyor. Ben bunu takip ettim. Bir gününde baktım üstten aşağı geliyor bu. Hemen oraya saklandım. Gelirken tam o çeşme vardı şimdi yıkıldı. Oraya yerine şadırvan yapıldı. Oraya gelirken o köşeyi aldım kendime. Bu yine eyle geliyor. Tam geldiği zaman şöyle önüne ben çıktığım gibi şöyle bir baktı. Ana dedi. Ben okuyamıyorum. Allah ya. Ben okuyamıyorum ya dedi. Sen okursun. Geç dedim ona geç. Böyle günlerimiz de geldi geçti çocuklarına yani. Köyün çocuğunu bile hala şu anda köyün çocuklarının çokların ismini bilemem. Yabancı geliyor yani. Alışamamışım. Ama şimdi Şenyurt'ta kalınca hepsini bilirim yani. Tanırım. Çünkü hayatlarımız hep gençliğimiz oralarda geçti. Çöteli yaşlarız. Davetlere giderdik. Düğünlere giderdik. Cenazelere giderdik. Oradan ayrı işte halkı tanırdım. Halk beni tanırdı. Böyle oldu. Boş kalayım. Bağımına bahçeme gezip dolaşıyorum. Böyle başka bir işim yok. Şeyler olsaydı mesela bu pandemi meselesi olmasaydı sağa sola sohbetlere gidiyorduk. Sohbet yapıyorduk. Böyle kendimizi vaktimizi geçiriyorduk. Tabii canım istemesem ben adamın meclisine niye gideceğim ki? Adam davet ediyor. Eşin oluyor. Dostun oluyor. Gönlü kırılmasın diye. Müsait olduğu zaman da gidiyorsun. Yapıyorsun yani. Bir beklentimiz de yoktu. Ben eller gibi böyle para da talep etmezdim kimisten. Ya hiç böyle bir şeyim olmamıştır. Allah'a şükür. Devlet bana 3-5 kuruş verdi. Ondan ben yetindim. Çoluk çocuğumu da gördüm. Allah bereketini verdi. Böyle geldik gittik yani. İkisine döndük. Kimseye gidemiyorsun. Sohbet yapamıyorsun. Cenazelere gidiyorsun. Eskiden cenazelerde ne yapardık? Ölen kişinin ruhuna, bütün insanların, Müslümanların ruhu için hatim yapardık. Kur'an okuyan Kur'an okurdu, hatim yapardı, cüz okurdu. Okuyamayan tevhid hatmi okurdu. Ondan sonra cenazeyi defnediydin, okuyordun, üflüyordun, çekip geliyordun. 3-5 kişi cenazesinde bulunuyor adamın. Kendisi evinde ne hatim var, ne tevhid var. Böyle kaldık meydanda. Ne yapacağız bilemiyoruz yani. Tez zamanda kavuşuruz o günlere inşallah. Sohbetlerimizden geri kaldık. Arkadaşlarımızdan geri kaldık. Gezip dolaşmaktan, ziyaretlerden geri kaldık. Başka bir şey yok. Abiler eve hapsolduk. En samimi çocukluktan beri okuduğumuz, ettiğimiz arkadaşlar cenaze oluyor. Selası yok, bir şey yok. Ana ne falanca ölmüş. Eyvah, haberimiz de olmuyor. Şimdi mesela geçenlerde mesaj geldi. Ünye'de bir görev yaptığımız beraber arkadaş. Ünye'nin bütün çevrelerin hafızını yetiştiren adam. Tek bacak yoktu. Mesaj geldi. Dediler, Bilal Hoca vefat etti. Cuma gün. Hadi gel, git bakayım nasıl gidersin. Yakalansan 65 yaşı üstüsün, cezası var.
Gidemiyorsun, gidemedik daha, zorlandırılıyor. Aa, Fahrettin mesela, Bogarlı Fahrettin'le kaç sene beraber kurban kestik. Ben oraya geldim gelesiz. Dostumuzdu, arkadaşımızdı. Ana, cenaze oldu Fahrettin. Bir anda ya, kurban etini de yiyemedi çocuk. Ulan ne yaparım Allah? Dedim, ne olursa olsun. Ben bu adamın cenazesine gideceğim dedim. Çektim, gittim, namazı kıldım. Hiç beklemeden geldim geri. Ne yapalım? İnşallah eski günlerimize kavuşuruk. Şu memleketimiz üzerinde, şimdi bir mikrop meselesi, korona meselesi var. Ne eşeğin gidebiliyorsun, ne dostluğun gidebiliyorsun, ne serbest gezebiliyorsun. Allahu Teala bu memleketimizin üzerinden bu mikrobu acilen kaldırsın inşallah ya. Hem kendi memleketimizden hem İslam ülkelerinden. Başımızdan bunu yok etsin, Allah izale etsin. Allah bir daha geri getirmesin. Ne camilere doğru dürüst gidebiliyorsun, ne sohbetin yapabiliyorsun, ne bir arkadaşın gidebiliyorsun. Allah bize inşallah Beytullah'ı, Ravza-i Mudahara'yı, Mescid-i Aksa'yı, camilerimizi, Arafat'ı, Müzdelife'yi, Mina'yı, camilerimizi, mescitlerimizi, tekrar sohbetlerimize, bizlere inşallah kavuşturmayı nasip eylesin. Memleketimizin üzerinden yok eylesin. Allah Müslümanlara da uyanmak nasip etsin. Şuur versin Müslümanlara da. Ezanımızı kıyametin sabahına kadar minarelerden susturmasın. Bayrağımızı indirtmesin. Allah devlet büyüklerimize, askerimize, polisimize yardım eylesin. Böyle hocaların yanında bulundu. Bundan sonra onlar ahirete gitti, vazgeçti. Ondan sonra sıra bize geldi. İşte böyle işte telefon, o zaman telefon yoktu ya. Ya haber, birisi haberci olarak gelip söylüyordu işte. Falancı cenaze oldu, biz onun için geldik. Daha bizim çocukluğumuzda şu kale var şurada. Bu kalede mefta çağrılırdı. Çıkardı adam onu yüksek yere. Hem de ta oralar duyulurdu, oradan biri bak. Mefta haber, mefta haber. İşte falancı öldü. Mefta haber, mefta haber. Ha o zaman görüyordun orada zaten. Adam da görünüyor. Lan bak cenaze var. Kimmiş? Bu kulaktan kuya, kulağa hemen telefon yok. Herkes duyar. Atına binen, arabasına binen cenazeye koşardı. Camilerde hoparlörler falan teşkilat geldiği zaman, başladığı zaman bu iş kalktı. Daha öyle kalelerde, yüksek tepelerde. Mesela sizin şeyde, burada Kozan'da bazen yerler, sizin o taraflarda işitilmeyen yeri var. Mesela o şeyin dokulları falan evin yanlarında. Hatip Urası'nın grağı var ya, grağında verilirdi. Çöteli'de saray tepesi var, orada verilirdi. Hatta oraya bir cenaze ile ilgili bir isim, tarlanın oranın, tepenin ismi var oranın. Hatip Urası'nın oranı. Galeden, mesela bu galeden, yüksek tepeden, o şeylerin, Hatip'in mevlütlerin eski evlerini biliyor musun? Hatip'in Mehmedelilerin evlerini, Pogulu'nun, Selan'ın evini, onlar nasıl duyacaktı? Burası, oradan buralar duyardı. Gölcüğaz duyardı. Bu tarafı da işte sizin oradan Çöteli. Çöteli de oradan öbür taraflara haber ulaşırdı hemen. Vaiz olarak derler, sana cenaze yeter, cenazeye git, bu cenazeye bak. Veyahut da cenazeyi kabrine koyarken bak. Ya bu böyleydi. Dün böyle gezip dolaşıyorduk. Beraber sofraya oturuyorduk, yemek yiyorduk. Beraber çay içiyorduk. Arkadaşlık yapıyorduk. Ya bak bu adam bugün vardı, şimdi yok. Bu adamı şimdi buraya koyduk ama burada ne olacak bu? Üstü kapanacak. Ne konacak? Tahta konacak. Tahtayı koyduktan sonra ne olacak? Toprak da olacak. Bak bu adamı buraya bıraktık, toprak da üstüne koyduk. Bu adam buradan çıkacak mı? Yok, çıkmayacak. Peki bu adamın oradaki hayat durumu nasıl olacak? Pencere var mı? Yok. Peki çıkacak kapısı var mı? Yok. Havalayacak bir deliği var mı? Yok. Hayda. Bu adam nasıl duracak? Ben burnumu ağzımı tıkasam şöyle 3-5 saniye durabiliyor mu? Duramıyor. Bu adamın hali ne olacak Allah? Ya bu adamın kabri ateş olursa bu ateşten nasıl kaçacak? Allah yine hiç kimsenin kabrini, ehli imanın kabrini böyle ateş etmesin de cennet mekan eylesin herkesin kabrini. Oraya şimdi sual melekleri gelecek. Buna cevap verecek. Nasıl verecek? Namaz kılmamış, oruç tutmamış, yani bir hayr-ı hasenatta bulmamış, onu çalmış, bunu çalmış, zina yapmış, onun hakkını almış, onun sınırını geçmiş, bunun sınırını geçmiş, bunun hesabı verilecek. Ne olacak Allah'ım orada bu, ne yapacağız? Ben de böyle olsam ne olacak? Öyle ya, namaz kılacaksın, Allah sana bunu emretmiş, orucu sana emretmiş.
Niye yapmayın? Yapmayın daha, kılmayın daha. Görüyor da adam yaşlanmış etmiş, kılmıyor. Neymiş? 40 yaşına geldikten sonra kılacağımış. 40 yaşına kadar yaşayacağım biliyor musun? Pandemi döneminde ne gençler gitti. Yaşadı mı? Allah herkese hidayet etsin. Allah herkesin yardımcısı olsun. Son nefeste cümlemizde imanı kamil nasip eylesin. Allah hak yoldan ayırmasın cümlemizi. Giymezem ya Cebrail, eshablarım giymeyince. Giymezem ya Cebrail, ümmetlerim giymeyince. Getirdiler sıratı geç Muhammed dediler. Getirdiler sıratı geç Muhammed dediler. Geçmezem ya Cebrail, eshablarım geçmeyince. Geçmezem ya Cebrail, ümmetlerim geçmeyince. Getirdiler cenneti gir Muhammed dediler. Girmezem ya Cebrail, eshablarım girmeyince. Girmezem ya Cebrail, ümmetlerim girmeyince. Ala Resulüne salavat. Kattesallahu esrarehumul aliyyah ve efeadu aleyna min berekati ruhaniyetihumus seniyyah ve risairi sadati tariqatil aliyyah rıdhan lillahi teala'l fatiha. Burası Esenkale Köyü Ünye Merkez'e bağlı Esenkale Mahallesi. Burası da Esenkale Mahallesi'nin Sobi Sokağı. Tabii şimdi mahalleler olunca şimdi sokaklar oldu. Eskisi gibi köy güzel kişiliğinden bırakıldı. Kalktı onlar. Ben aynı zamanda Esenkale Mahallesi'nin muhtarı oluyorum. Mehmet Sobi. Yalnız bazı kesimler bunu Trabzon hurması diyorlar. Aslında hurma iki çeşit. Trabzon hurması çiğitli olur. Bizim bu yörenin hurması çiğitsiz olur. Bu biraz da öbürlerine göre topladığı zaman olmadan yiyemezsin. Böyle belirli bir süre 10-15 gün yatması lazım. Çiğitli olanı aynı elma gibi yenilebiliyor. Bizim bildiğimiz bu şekilde. Ama bu bizim kaynattığımız hurma balı doğa olarak doğal. Yani hiç böyle gübre herhangi bir şey olmadan ne verildiyse olduğu gibi bu şekilde kaynatıyoruz bunu. Bunu da iki çeşit yapıyoruz. Bir normal bal olarak, pekmez olarak yapıyoruz. Bir de bunun içine elma kurusu veya armut kurusuyla cevizle karıştırıp marmeler gibi böyle bir marmelet mi derler. Bu şekilde yapılıyor ama çok nefis oluyor bunlar. Tamamen doğaldır bu yapılan, kaynatılan ballar. Buna aslında sorarsan bugün de tam virüsle ilgili olduğu için tam virüsün ilacıdır bu. Bu mısır ekmeğinin de yemesi çok güzel, lezzetli olur. Bu bizim mısır ekmeği. Bu bölgemizde genellikle kuzine deriz. Biz onda pişiririz. Ama çok nefis olur. Bundan ibaret.